Merhaba, bu bölümde size Inca Laser Gaming mouse'u tanıtıyoruz. Oyuncu ekipmanlarında aradığımız başlıca özellikler var. Bunların başında tabii ki ergonomi geliyor, kullanım kolaylığı geliyor, konfor geliyor, dayanıklılık geliyor. Çok fazla vakit harcadığımız için bu ekipmanların tabii ki dayanıklı olması gerekiyor. Inca'nın burada ürettiği, bu güzel tasarladığı mouse da bize dayanıklılık anlamında gerçekten çok şey veriyor. Çünkü alt yüzeyi metal yüzey ve yine burada her mouse'a bulunan pedler var. En fazla yıpranan bölgelerden bir tanesi alt yüzeyi. Ama aynı zamanda biz tabii ki çoğunlukla sağ ve sol tuşları kullanıyoruz. Inca da burada bu modeli için 307 için 10 milyon tık ömrünü biçmiş. Ya tabii ki bu 10 milyondan sonra da devam edebileceğiniz anlamına geliyor ama avaraj sayı 10 milyon. Tuşlarından bahsetmişken üzerinde bulunan 14 adet programlanabilir tuş mevcut. Şimdi kolay kullanım dedik. Tabii ki oyuncuların sürekli olarak farklı oyunlarda farklı tuşlara ihtiyaç duymasından kaynaklı olarak tuş sayısının fazlalığı bize çok büyük bir artı olarak geliyor. Ama profil ayarlarıyla da bu tuşları farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Yani oyuncu mouse olduğu için sadece oyunlarda değil, aynı zamanda mouse kullanmanız gereken bütün işlemlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu tuş zenginliği de bize çok büyük avantaj sağlıyor. Fiziksel özelliklerine baktığımız zaman dizaynı ve renk çeşitliliği gerçekten göz dolduruyor. Üzerinde bulunan LED aydınlatmayı da istediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz. Farklı renk seçenekleri, çeşitleriyle deneyebilirsiniz. Elimiz terlese bile hakimiyeti kaybetmiyoruz. En azından minimize ediyor burada kullanılan malzemenin kalitesi. Şimdi dizayndan bahsederken dikkat çekmemiz gereken çok önemli bir özelliği var bu mouse'un. Hemen şurada görmüş olduğunuz gibi rahatlıkla sağ çevirerek açtığımız bir aparat var. Bu aparata burada gördüğünüz bu minik arkadaşlarımızdan yerleştirerek ağırlığında ayarlama yapabiliyoruz. Yani istersek bunların hepsini çıkartıp çok daha hafif bir kullanıma sahip olurken istersekse maksimum 20 grama kadar daha fazla ağırlaştırabiliyoruz. Şimdi 20 gram görünürde çok az bir ağırlık ama uzun süre mouse kullananlar için özellikle oyuncular, özellikle grafik tasarımcıları, mimarlar için bu ağırlık ayarlayabilme özelliği çok önemli. Bu sayede hem daha uzun süre rahatlıkla kullanabiliyor hem de daha sağlıklı bir bilek yapısına sahip olabiliyorsunuz. 14 adet programlanabilir tuştan bahsettik. Bunlardan bir tanesi hemen mouse'un altındaki settings tuşlarının tuşu. Diğerleri de çok rahat bir şekilde elimizin ulaşabileceği, oyun oynarken ya da mouse'la işlem yaparken rahatlıkla hakim olabileceğimiz noktalarda. Bu da biz oyun severler için tabii ki hem ergonomi hem de hızlı bir şekilde oyunlar içerisinde müdahale edebilme imkanı sağlıyor. Fiziksel özelliklerinden yine kablosundan bahsedelim. Yine tasarımıyla ve renkleriyle bütünlük sağlayan güzel bir tasarım yapmışlar. Bu kabloyu farklı kılan, tabii ki üzerindeki bu sağlamlığı için tasarlanmış olan sarmal kablo düzeninin dışında bir de üzerine bulunan RFI topu. Şimdi bu RFI topu çok fazla karşımıza çıkmıyor diğer mouse'larda. Ne işe yarıyor? Hemen kısaca bundan bahsedelim. Çevremizde biz fark etmesek de bizi etkileyen parazitler ve sinyaller var. Yani diğer elektronik cihazlardan aldığımız sinyaller var. Ve bu da bu tarz cihazlarda belli başlı bozulmalara sebebiyet verebiliyor. Yani yaptığımız hareketi belki tepkimesini geciktiriyor, belki orada başka bir parazitlenme yapabiliyor. RFI topu işte bu sinyalleri kesiyor ve bu parazitlenmeyi engelliyor. Şimdi mouse'larda tabii ki dayanıklılık, ergonomik ve tasarımı ön planda tabii ki buna dikkat ediyoruz ama bu arada yapmak istediğimiz işi, oynamak istediğimiz oyundaki tepki süreleri var. Acaba bunlar ne? IMG 307 muazzam bir DPI zenginliğiyle geliyor. Yani 1000 ile 16400 DPI arasında bir skalaya sahip. Bu da gerçekten hızlı tepki isteyenler, hızlı etki isteyenler için çok yüksek bir değer. Bu DPI ayarlarını isterseniz mouse üzerinden 4 tane olmak üzere siz kendiniz optimize edebilir, ayarlayabilirsiniz. İsterseniz yazılım sayesinde bu DPI değerlerini de kendi istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi yazılımdan bahsettik, 14 adet tuş olduğundan bahsettik. Bunların hepsini siz farklı farklı bir şekilde programlayabilirsiniz.
Bu tabii ki bir iş yükü mouse için. Yani ben bunu söküp taktığımda başka bir bilgisayara gittiğimde her seferinde bunu yenileyeceğim mi sıkıntısına girmenize gerek yok. Mouse kendi içinde 64 kilobaytlık bir belleğe sahip. Bu sayede siz kendi ekipmanınızı herhangi bir turnuvaya katıldığınızda ya da başka bilgisayarlarda kullanmak istediğinizde atadığınız programları, tuş üzerine atadığınız programları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Mouse'u hızlı kullananlar için ya da hızlı kullanmak zorunda olanlar için çok önemli bir özelliği daha var. Bu özelliklerden bir tanesi de saniyede 3200 kare yenileme oranı sunuyor. Çok sayıda oyun oynayanlar için de 5 farklı mod seçeneği sunuyor Inca IMG 307. Mouse'u kutusundan çıkarttığınız zaman Inca şöyle bir yenilikle de karşımıza çıkıyor. Kullanıcıları için özel yapım bir mousepad hediye ediyor. Yani ekstradan bir mousepad aramanıza gerek yok. Bu mousepad de gerçekten çok kaliteli bir mousepad çünkü bulunduğu yüzeye çok rahat yapışıyor. Herhangi bir kayma ya da oynama yapmıyor. Aynı zamanda kenarları da dikişli olduğu için de çok sağlam, yani zor yıpranıyor. Inca IMG 307'yi kimler tercih etmeli? Özellikle programlanabilir fazla düğmeye ihtiyaç duyanlar. Daha sonrasında oyuncular için FPS tutkunları. Dayanıklılığa ve ergonomiye önem verenler. Ağırlığı değiştirilebilir bir mouse seçeneğine sahip olmak isteyenler. Dahili belleği sayesinde ekipmanını, oyuncu ekipmanını her an yanında taşımak isteyen bütün kullanıcılar rahatlıkla Inca IMG 307'yi tercih edebilirler.